Evet işsizlik verileri bu şekilde bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korunma mevduat sisteminin başarılı olduğunu söyledi. Ekonomi alanında yapılanları da anlattı bakan ve atılan adımlarla enflasyon hızının yavaşladığına dikkat çekti. Bakan Nebati enflasyona karşı nihai amacımıza ulaşana dek vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduat sistemiyle kurda istikrar sağlandı dedi. Uygulamanın başarılı olduğunu, döviz mevduatlarında azalma olduğunu söyledi. Döviz tevdiat hesaplarındaki toplam tutar 22 Aralık 2021'de 261,6 milyar dolarken bugün itibarıyla 233,6 milyar doları gerilemiş durumdadır. Çalışmalarımız gösteriyor ki kur korumalı mevduat uygulaması devreye alınmasaydı kurların ima ettiği oynaklık çok daha fazla olabilirdi. Şu ana kadarki gerçekleşmeler bu adımımızın ne kadar isabetli olduğunu da teyit eden niteliktedir. Nitekim eğer kur korumalı mevduat enstrümanı hayata geçirilmemiş olsaydı özellikle döviz kuru gelişmeleri üzerinden ekonomimizin çeşitli alanlarına yansıyacak yük çok daha fazla olacaktı. Bakan Hürriyet gazetesine konuştu. Hayat pahalılığına karşı vatandaşları koruyan adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de uzun süredir belli bir seviyenin altına indirilemeyen enflasyon ataleti ve bunun sonucunda da fiyatlarda ciddi bir katılık sorunu bulunuyor. Söz konusu atalet ve olumsuz beklentiler yaptığımız vergi indirimlerinin de fiyatlara düşüş yönlü yansımasını sınırlasa da bu düzenlemelerimiz enflasyonla mücadele kararlılığını gösteriyor ve enflasyon hızını belli oranda yavaşlatıyor. Hiçbir şekilde faiz fiyat oluşumlarını müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz.